İngiltere'nin en çok okunan günlük gazetelerinden The Daily Telegraph'ta Türkiye'de ilk öğretimde artık evrim okutulmayacak başlıklı bir haber çıktı. Bu kararın çok ürkütücü, Türkiye'de tutuculuğun arttığının bir delili olduğunun dile getirildiği haberde ünlü yaratılışçı Adnan Oktar, Görebiliriz. evrim teorisinin İslam'ı yok etmek için geliştirilen Avrupa yapımı bir icat olduğunu belirterek bu teoriye karşı kampanya başlattı şeklinde yazılmış. Haberde ayrıca İncil gibi Kur'an'da Adem ve Havva'nın ilk insan olduğu bildirilir. Allah Adem'i çamurdan yarattığını, Havva'yı da Adem'den yarattığını bildirir. Evrim Türkiye'de geniş çaplı olarak kabul edilmiyor. Ancak bazı Müslüman ilahiyatçılar Darwin'in teorisinin Kur'an'la çelişmediğini ifade ediyorlar deniyor. Caner Taslaman gibi falan. Evet. Ne dedi, ne dedi bir daha götür bakayım. Baştan. İngiltere'nin en çok okunan günlük gazetelerinden The Daily Telegraph'ta. Ha, İngiltere. İngiltere. English. Büyük Britanya Evet. İmparatorluğu. Evet. Birleşik Krallık. Evet. Türkiye'de ilk öğretimde artık evrim okutulmayacak başlıklı bir haber çıktı. Bu kararın çok ürkütücü, Türkiye'de tutuculuğun arttığının bir delili olduğunun dile getirildiği haberde ünlü yaratılışçı Adnan Oktar, evrim teorisinin İslam... Helal! Helal! Yaşar! Evet. Bir daha baştan al baştan. Maşallah. Bir daha duyayım. İngiltere'nin en çok okunan günlük gazetelerinden The Daily Telegraph'ta Türkiye'de ilk öğretimde artık evrim okutulmayacak başlıklı bir haber çıktı. Bu kararın çok ürkütücü, Türkiye'de tutuculuğun arttığının bir delili olduğunun dile getirildiği haberde Nazik ruhları ürpermiş mi? Evet. Öyle, evet. Anlıyorum, evet. Ünlü yaratılışçı Adnan Oktar, evrim teorisinin İslam'ı yok etmek için geliştirilen Avrupa yapımı bir icat olduğunu belirterek bu teoriye karşı kampanya başlattı şeklinde yazılmış. Şu anda görülüyor bölüm. Nacizane. Maşallah. İşte ona öyle demezler demiş değil mi? Peynir ekmek yemezler. Evet. Adamı yanlış yoldan düz yola götürürler. İnşallah. Şimdi bir haber daha var hocam. Evet, Allah Allah. Sıkı Başka ne diyorlar? Üç kıtada yayınlanan Arap dünyasının en iyi üç gazetesi arasında yer alan Aşar Al-Avsat gazetesinin Suudi Arabistan yayınında Harun Yahya evrim teorisine karşı yürüttüğü mücadeleyi kazandı başlıklı bir haber çıktı. Bravo! Helal. Evet. Türkiye'de evrim teorisinin müfredattan kaldırıldığı ile ilgili çıkan haberde evrim teorisi AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen iş dünyası ve medyanın birçok alanında güçlü etkisi olan A9 kanalında dekolte kıyafetli, süslü, makyajlı bayanlarla ve bir grup genç insanla program yapan müstahar isim olarak Harun Yahya'yı kullanan Adnan Oktar tarafından da taarruza uğramıştı. Adnan Oktar lüks bir villada yaşıyor ve İstanbul'un en prestijli yerlerinde çok sayıda evi ve villası var deniyor. Haber şöyle devam ediyor. Oktar'a göre Darwin yalan söylüyor ve evrim süreci diye bir şey yok. Darwin'in teorisinin geçerliliğini kanıtlayacak bir delil getirene 3 milyon dolar ödül vereceğini söylüyor. Adnan Oktar'ın hem Türk toplumu hem de yurt dışında güçlü bir etkisi var. Evrim teorisini resmi olarak okul müfredatından çıkarılmasını sağlayarak mücadelesini kazanmış görünüyor. Buna da 20 soruda evrim çöküşü gibi evrim teorisine karşı hazırladığı kitapların vesile olduğunu söylüyor. Nacizane. Maşallah. Nacizane. Şu Abdi Aciz efendim Elhamdülillah. ne yaptı diyor? Darwinizmi hoşafa çevirdi diyor değil mi? Maşallah. Allah razı olsun Güzel. hocam. Maşallah. Yani. Evet buyur dinliyorum. İtalya'dan da ağlamaklı bir haber var. Evet. Bravo. Duyayım. İtalya'da çok tanınmış, ateist ve komünist bir site olan Pikaia adlı sitede yayınlanan Türkiye Darwin'e hoşça kal diyor başlıklı bir yazı çıktı. Türkiye'de 2008'den günümüze dek son 10 senede sizin vesile olduğunuz evrim karşıtı gelişmeleri özetliyor. Richard Dawkins'in sitesinin yasaklanması, TÜBİTAK kapağında Darwin'in resmini basan gazetecilere karşı Avrupa'da dağıtılan yaratılış atlası, Milano'da yapılan evrim karşıtı konferans, evrim Amerikan bir sitenin kapatılması gibi olayları aktardıktan sonra en son Milli Eğitim Hay mübarek, Evet. Evrim Amerikan bir sitenin kapatılması gibi olayları aktardıktan sonra en son Milli Eğitim Bakanı Alparslan Durmuş
bakanlığın sitesinde yayınladığı videoyla evrim teorisinin müfredattan kalkacağını duyurmasını anlatıyor ve haberlerin üzücü olduğunu ifade ediyor. Ne kadar hassas kalpleri ya. Ateist ve komünist bir site. Komünist, ha, anladım. Amerika'dan da bir sesler var. Allah Allah! Maşallah. Duyun. Türkiye'de evrim teorisinin lise eğitim müfredatından kaldırılması ABD ve dünya basınında geniş yankı buldu. CNN ilk kez halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidardaki AK Parti'nin Türkiye'yi daha muhafazakar hale getirme konusunda adımlarını eğitim sistemindeki yaptıkları değişikliklerle gerçekleştirdiklerini söyledi. Newsweek dergisi ise evrim teorisinin müfredattan kaldırılması sonrasında Türkiye'de eğitimin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalifleri arasında savaş alanına dönüştüğünü öne sürdü. Dergi Darwin'in evrim teorisinin lise eğitim müfredatından kaldırılmasının bu savaşı daha da körüklediğini iddia etti. Allah Allah, Allah Allah. İlim irfan savaşı diyor. Yani put pagan dinini diyor, artık Türkiye bilim diye okutmuyor diyor. Evet, maşallah. Muhafazakar derken herhalde bilimi muhafaza ediyor, pagan dinlerini kenara itiyor, evet. O anlamda diyor. Endonezya'dan Skala News'da yine sizin Türkiye'de evrimin müfredatlardan çıkartılmasına vesile olduğunuzu anlatan bir haber yayınlandı. Haberde şöyle deniyor. Türk alim Harun Yahya'nın evrim teorisine karşı verdiği mücadeleler meyvesini verdi. Türk Milli Eğitim Bakanlığı artık materyalizme dayanan evrim teorisini müfredata dahil etmeyecek. Teori bilimsel olarak kanıtlanmadığı ve İslam'ın öğretilerine karşı olduğu için müfredattan çıkartıldı. Helal! Hollanda'dan yayın yapan Sargasso isimli sitede yer alan bir haberde Türkiye ve evrim denince akla Adnan Oktar geliyor deniliyor ve 10 yıl önce Avrupa'ya gönderilen Yaratılış Atlası isimli eserinizden bahsediliyor. Türkiye'yi kedicikler mi kurtaracak başlıklı haber özetle şöyle. Önümüzdeki yıl itibariyle Türkiye'de liselerde öğrenciler artık evrim teorisini duymayacaklar. Türkiye ve yaratılışçılık denince akla gelen isim Adnan Oktar. Helal! Batı'da Adnan Oktar 10 yıl önce binlerce politikacıya, okullara ve önde gelen isimlere aniden Yaratılış Atlası isimli evrimi çürüten, hoş, kalınca bir kitap gönderen kişi olarak tanınıyor. Aniden mi? Ya şimdi bir şey diyeceğim yani. Ya acayip bir ifade. Bu nasıl olması gerekiyordu yani? Alıştır mı? Yani nasıl olur aniden mi? Kitap işte hediye ettik yani. Ne? Neyse, ben anlamıyorum ben bu adamlar ne demek istediğini. Yabancı dilde oldukları için, evet. Birçok Amerikalı yaratılışçı bu kitabı dolu bulduklarını söyleyerek övmüştü. Adnan Oktar, A9 isimli televizyon kanalında her gün 3 saatlik program yapıyor. Bu programda Kedicik adı verilen Türk kadınları için model teşkil eden güzel giyimli bayanlar yer alıyor. Acaba Oktar'ın güzel giyimli bayanları modern Türk kadınları için bir rol modeli mi olacak? Bu ihtimal kuvvetli görünüyor. Yani hakikaten genç kızlara bakıyoruz. Hep modernler. Kapalı genç kızların da böyle müzik dinlediklerini görüyoruz, dans ettiklerini görüyoruz. Yani herkese Adnancıdır demiyorum da olacaktır da demiyorum ama herkes sahabe ahlakıyla ahlaklanıyor. Herkes modern İslam anlayışını, Resulullah devrinin özgür anlayışını, yani Hazreti Ali'nin o coşkun, hayat dolu ruhunu yaşıyorlar. Evet. Bu Sargasso isimli internet blogu 2001 yılında kurulmuş Hollanda'nın en eski ve en aktif blogu. Çok güzel, bayağı güzel. İngilizlerin devletinin en büyük darbe budur. Yani o, yani mesela 100.000 top, 100.000 kere atış yapsa Darwinizmi yerle bir etmenin meydana getirdiği etki gibi olmaz. Evet. Devlet en büyük vuruşu bundan yapar. Evet, dinliyorum. Newsweek dergisi ise evrim teorisinin müfredattan kaldırılması sonrasında Türkiye'de eğitimin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalifleri arasında savaş alanına dönüştüğünü öne sürdü. Dergi Darwin'in evrim teorisinin lise eğitim müfredatlarından kaldırılmasının bu savaşı daha da körüklediğini iddia etti. Ya kardeşim, komünist arkadaşlar, uykuda mısınız? Bir kısmınız için söylüyorum. Ya bağırın, evrimi savurun. Karşıma gelin ya. Allah Allah, bak enerji doluyuz, bir şey yapamıyoruz. Bak sizin bağırmanızı bekliyorum. Bağırmıyorsunuz. Ay, para da veriyorsunuz. Evet, gelin ya, deyin evrim teorisi gerçektir deyin ya. Allah Allah, niye kaldırıyor hükümet deyin.
Bak hazırla bekliyorum. Ama demiyorsunuz ya. Allah bıraktınız adamı. Dedenizi bıraktınız. Dedeniz yattı yan kaldı. Darwin dede uyuyor ayaklar havada. Dede bitti. Ya bir kişi gelip cenazesini kaldırmıyor dede. Yani bir kişi ya. Ya deyin kardeşim ya hükümet ne yapıyor falan der deyin ya. Darwinizm doğru deyin ya. Bir duyayım sizden. Diyemiyorsunuz. Çünkü anında hakkınızı avucunuza koyacağım. Evet. Pagan dinini savunacak mecelleri kalmadı. Maşallah. Diyor ya profesör arkadaşlarım falan vardı. Hiçbiri diyor artık yardımcı olmuyordu. Ne yapsak acaba diyor. Hiç kimse inanmıyor ya evrim teorisine evet. Diyor. Evren teorisi pardon. Ya kardeşim Allah aşkına bak koskoca adamsın. Mübarek 70 yaşına gelmişsin. Ne diyorsun biliyor musun? İnsanlar, hayvanlar, bitkiler. Bütün meyveler, çiçekler, böcekler, her şey ama her şey tesadüfen oldu diyorsun. Akat Sümer dinlerinde de aynısını diyorlar, sen de aynısını diyorsun. Ya bu nasıl bir geriye gitmektir ya? Bu nasıl bir kafadır ya? Pagan dinini, putperest dinini nasıl savunuyorsun ya? Nasıl vicdanına el veriyor? Ve nasıl utanmıyorsun bunu yaparken? Ya her şey tesadüf yarattı demek ne demek? Bak utanıyorlar ama bak şöyle diyorum ya. Ya diyorum ne dediğini duyuyor musun diyorum. Tesadüf diyorsun. Cık, ayıp ediyorsun ben tesadüf der miyim ya diyor. Yazılı da göstertebilirim de diyor. Rastlantısal rastlantı gibi diyor. Dediğim ya çekip gideceksin başka çare yok rastlantısal rastlantı. Ya tesadüfün adını niye değiştiriyorsun çeşit çeşit kenara sokuyorsun. İngilizce nedir tesadüf? Random diyor. Ne? Random diyor. Random. Chance diyorsunuz siz, chance deme diyorsunuz ama random diyorum diyor. Şaka gibi ya bu herhalde espri yapıyor bunlar. Evet. Başka anlayamıyorum yani. Ama yani kıl bir şaka yani işin doğrusu. Ustamızın adı Hızır demiş. Bizim bildiğimiz budur. Maşallah. İnşallah. Gereğini yaptık elhamdülillah. Bu daha başlangıç. Evet. Kökünü kazıyacağız, kökünü. İnşallah. İlimle, irfanla. Ha nasıl yapacağız? Bak yeri değişecek. Darwinizmi daha geniş anlatacağız. Anlatacağız. Nerede? Pagan dinleri bölümünde. Tarihin pagan dinleri bölümünde. Pagan dinlerini anlat kardeşim. Mecdek kimdir? Ateşe tapanlar kimdir? Totem nedir? Kimler neye tapar? Azteklerdeki din nasıldı? Hititlerde, Asurlarda, Sümerlerde yaratılış inancı nasıldı? Bunu incele, buna bir şey dediğimiz yok. Tarih bilimine kim yatsır yani, kim reddeder? Nasıldı Asurlarda, Hititlerde, Akatlarda? Yoktan tesadüf denen bir ilahın oluştura inanıyorlar. Tesadüfler yaratan bir ilah. Ve tesadüfler sonucu insanlar, bitkiler, canlılar, hayvanlar hepsi oluştu diyor. Nasıl oluştu diyor? Tesadüfen oluştu diyor. Sonra modern bilim muazzam bir atak yaptı diyor. Bu putperest dinleri, bu totemik dinleri inceledi. Baktı ki ya doğru söylemişler bunlar diye inandı diyor. Ve insanların, hayvanların, bitkilerin tamamen tesadüfler sonucu oluştuğuna kâni olmuşlar. Ve bilimin özü, atası, anası buymuş. Komünizmin de kökeni buymuş. Kardeşim, atarsan bu olmaz. Atarsan tutan olur.